Kaptanoğlu Ajanda ile günün gelişmelerini aktarıyorum. Hatay'ın Kırkan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Polis operasyonda korkmasınlar diye çocuklara dondurma dağıttı. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Polis, operasyonda korkmasın diye çocuklara dondurma dağıttı. Polis seviyor musunuz? Polis de sizi çok seviyor. Kırıkan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde belirledikleri adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda eroin maddesi 5 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız silah, metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Baba, ben anamı gördüm. Bu sen ne? Mersin Üniversitesi MUT Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, MUT İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, MUT Ziraat Odası Başkanlığı ve Alata Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile MUT kayısısının verimini arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere MUT Meslek Yüksekokulu'na ait 40 dekarlık arsa Alata Araştırma Merkezi'ne teslim edildi. Mersin Üniversitesi MUT Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, MUT İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, MUT Ziraat Odası Başkanlığı ve Alata Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle MUT kayısısının verimini artırmak amacıyla yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere MUT Meslek Yüksekokulu'na ait 40 dekarlık arsa Alata Araştırma Enstitüsü'ne teslim edildi. Sofralık kayısının en erken hasat edildiği, en fazla üretimin yapıldığı MUT ilçesinde yerli çeşitleri geliştirmek için gen bahçesi kurulup ıslah ve adaptasyon çalışmaları yapılacak. MUT ilçemiz İmrahor mahallemizdeyiz. Mersin Üniversitesi MUT Meslek Yüksekokulumuza ait bir parselimizde, Alata Enstitümüzde, MUT Ziraat Odamızda, MUT İlçe Tarım Müdürlüğü daha önce protokol yapmıştık. İlçemizde üretilen kayısıların yabancı patentli kayısı çeşitleri var, yerli kayısılarımız var. Alata, MUT ilçemizin coğrafi şartlarında bizzat kayısı gen geliştirme çalışmalarını yapmak üzere bizden MUT Kaymakamlığımız öncülüğünde böyle bir çalışma istenmişti. Bunu sözleşmeye bağladık. Ve bugün de Mersin Üniversitemiz Alata Enstitümüze yer teslimi törenine geldik. Parselimizi inceledik ve yer teslimi işlemlerini yaptık. MUT kayısıcılığı için üreticilerimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz dünyada kayısı üretme bir numarada, birinci sırada yer almaktadır. Bunun içerisinde sofralık kayısı da MUT ilçemiz, Türkiye'de en fazla üretimi yapılan ilçemizdir. Biz bu kapsamda Mersin Üniversitesi ile beraber ortaklaşa Mersin Üniversitesi'nin arazisinde kayısı genetik kaynak parseli kurmak ve burada ıslah çalışmaları yapmak üzere şu an üzerine bulunduğumuz arazide devir teslim töreni için buradayız. Bundan sonraki ıslah çalışmalarını Alata Bahçe Kültür Araştırma Enstitüsü olarak burada yürütmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte öncelikle genetik kaynak parselini oluşturacağız ve bunun üzerinde üniversitemizle beraber burada kayısı üzerine projeler geliştirmeye çalışacağız. Yavru vatan Kıbrıs'ta 36 yıl boyunca çalışan ve emekli olduktan sonra ata topraklarına, yani Adana'nın Feke ilçesine dönen Nihat Gök, Gedikli mahallesindeki 4 dönüm arazinin yarısına fındık fidanı dikti. Adana'nın Feke ilçesinde fındık hasadı başladı. Nihat Gök, Gedikli mahallesindeki 4 dönüm arazisinin yarısına fındık fidanı dikti. Kıbrıs'tan geldik, emekli olduk Kıbrıs'a. Burada baba toprağına yerleştik. Baba toprağına geldikten sonra da bu fındıkları yetiştirdik. Vallahi atalarımız evvelinden yapmamış ama şimdi bir değişiklik olsun dedik. Elma yetiştirsen değerlendiremiyorsun, kiraz yetiştirirsen değerlendiremiyorsun ama fındıkta, cevizde
Biraz çünkü kuru ortam olduğu için burada biraz değerlendirme yapabiliyoruz. Vallahi pek de farklı değil. Aynı ortamda aynı tatlıdır yani. Bakırdağ'ın eteklerinde yani bu yetiştirdiğimiz fındık. Onun için rakam yüksek olduğu için de yani devamlı da böyle damlamalarla suluyoruz ve güzel de hasat alıyoruz. Karadeniz'den getirdiği fındık fidanlarını çoğaltarak ilçede isteyenlere ücretsiz verdiğini ve üretimin artması için çaba sarf ettiğini söyleyen İbrahim Günse, "Denizimiz yok ancak Karadeniz'i arattırmayan birçok özelliğimiz var" şeklinde konuştu. Oradan biraz fidan aldık. Bir deneme yapacağım diye bir 100 küsür köklü fidan getirdim. Denedik böyle bir 6 dönümlük arazimizde. Baktık harika oluyor. Fındıkları diktik, şöyle biraz bakımını yaptık, baktık ki bu iş oluyor. Şimdi bizden bu fındıklar kendiliğinden çoğalan bir şey. Köklerinden bir tane fındığın kökünden 15 tane köklü oluyor. Bunu da bizden isteyen vatandaşlarımıza biz bedelsiz olarak veriyoruz. O süreçte de herkesin fındığı olmaya durdu. Doğal fındık, ilaç da atmıyorsun burada. Başka yerde belki gübre dağıtıyor, biz onu da yapıyoruz. Çok harika fındık aldık. Başarılı oldu. Fekete fındıkta hedef, biz iddialıyız. İnşallah Karadeniz'in marka fındıkçılığını Fekete de rakip gösterecek diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin sağladığı ücretsiz online eğitim akademi seti üzerinden sınava hazırlanıp yüksek öğretim kurumları sınavında sayısal alanda çektiği 543 puanla Akdeniz'in birincisi ve Türkiye 496.sı olarak büyük bir başarıya imza atan Deniz'i evinde ziyaret etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları sınavında derece elde ederek Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü %100 burslu kazanan Deniz Bahçatay'ın ve ailesini evinde ziyaret etti. Başarılı öğrenciye son teknoloji ürünü dizüstü bilgisayar hediye eden Başkan Gültak, öğrencinin Akdeniz Belediyesi'nin ücretsiz online eğitim seti üzerinden sınava hazırlandığını söyledi. Güle güle kullan. İnşallah. Estağfurullah. Biz sana teşekkür ediyoruz. Çalışmışsın. Böyle bir derece yapmışsın. Böyle bir zorluklarda evet. Bunlar kolay değil. Biz de sen de okulunu bir an önce bitirip ülkene, ilk önce ailene, annene, babana, kardeşlerine, sonra etrafına, ülkene faydalı bir insan olmanı istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Bu evi unutma. Anneyi, babayı, öyle. Mahalleyi unutma, örfleri, adetleri unutma. Çay Mahallesi'ndeyiz. Deniz Bahçatay'ın, gencimizin evindeyiz. Babasıyla, kardeşleriyle, annesiyle tanıştık. Şöyle iki hafta sonra Deniz'i İstanbul'a yolcu edeceğiz. Tercihler belli oldu. Sabancı Üniversitesi'ne tam burslu kazandı bilgisayar bölümünü. Bir sözüm vardı. En kısa zamanda sana mesleğinle alakalı güzel bir bilgisayar alacağız, getireceğiz. Bununla inşallah sen çok güzel yazılımlar ve programlar yapacaksın dedik. Hem ev halini gördük, hem de Deniz'i hem kendimiz, hem belediyemizden, hem Kızılay'dan, hem babanın çalıştığı firma sahibini arayarak oradan, hem de İstanbul'daki bazı kanallardan da burs bağlamaya çalıştık ve bunları da bağladık. Bundan sonrası Deniz'e kalmış. Çok zeki bir kardeşimiz. Üniversite hayatında başarılar diliyorum. Manevi olarak biz onun bir büyüğü olarak her zaman yanında olacağımızın da sözünü veriyorum. Merhaba, ben Deniz Bahçatay'ın. Sayısal alanda Türkiye 496.sı oldum. Sabancı Üniversitesi'nde okuyorum. Yüksek ihtimalle bilgisayar mühendisliği okuyacağım. Yani sınava kaynaklar ve eğitim portalıyla hazırlandım. Yani faydalı oldu benim için. Eğitime verdiği desteklerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mahalle ve esnaf gezilerine devam ediyor. Son olarak Akdeniz ilçesinin Adanalıoğlu, Limonlu ve Akdeniz mahallelerine giderek mahalle halkı ve esnafla bir araya gelen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelere yapılan yolu inceledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mahalle ve esnaf gezilerine devam ediyor. Son olarak Akdeniz ilçesinin Adanalıoğlu, Limonlu ve Akdeniz mahallelerine giderek mahalle halkı ve esnafla bir araya gelen Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelere yapılan yolu inceledi.
2019-31 Mart'ta göreve geldik. O günden bugüne 22.553 ton sıcak asfalt kullanmışız bu. 22.553 ton. İyi bir belediye başkanınız var. İşini bilir. Hiç merak etmeyin. İşini düzenli yapar. İşini kaliteli yapar. Şöyle yürüyerek de geldim. Arabayla da asfaltın kalitesini gördüm. Allah var. Sadece Mersin'dir. Vallahi Mersin Büyükşehir'in yaptığı yol çalışmalarını tüm Türkiye konuşur. Bunu samimiyetle söylüyorum. Çok kaliteli yollar yapıyoruz. Hiç günü kurtarmak, yasak savmak değil. Çok da kaliteli malzemeler onlar. Bunlar şehrin içine ne yapılıyorsa buraya o yapılıyor anlamına gelir. Bu önemli bir devrimdir. Bu önemli bir devrimdir. Biz hizmeti yaparken lüks mahalleye lüks hizmet, gariban yoksula, ona da üçüncü sınıf hizmet yok. Herkese adaletli. Herkese adaletli. Ama adaletsiz olduğumuz konular da var, itiraf edeyim. Ayrımcılık yapıyoruz. Kim için yapıyoruz? Bugüne kadar hizmet görmemiş yerler için yapıyoruz. Muhtar dedi. Bugüne kadar böyle hizmet görmemişti dedi. Buraya ayrımcılık yaparız. Çocuk için yaparız, çocuklarımız için. Kadınlarımız için ayrımcılık yaparız. İhtiyacı olan yurttaşımıza ayrımcılık yaparız. Engelli yurttaşımıza ayrımcılık yaparız. Yaşlı yurttaşımıza, bir şefkatli ele ihtiyacı olan yurttaşımıza biz ayrımcılık yaparız. Ama diğer bütün alanlarda Allah şahittir. Biz son derece vicdanı rahat yöneticileriz. Herkese adil davranıyoruz. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Mehmet Aslan'ı Cemiyet Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleriyle basın mensupları karşıladı. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Mehmet Aslan'ı Cemiyet Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleriyle basın mensupları karşıladı. Arkadaşlarımızın emeklerinin kamuoyu tarafından bilinmesi, devletin en önemli unsurları olan güvenlik teşkilatının, İçişleri Bakanlığımızın yaptıkları, ettikleri şeylerin halka duyurulması da son derece önemli. Bu dosta güven veriyor. Kötülere bir huzursuzluk veriyor. Bu da çok önemsiyoruz. Önemsiyoruz. Çünkü yaptığımız her faaliyetin arkasında, bulduğumuz her suçlunun arkasında onlarca, yüzlerce arkadaşın uzunca bir süren emekleri var, gayretleri var. Devletimizin iradesi var. Şu anda da hamdolsun Türkiye'miz içeride, dışarıda çok korkunç bir şekilde, başarılı bir şekilde, mükemmel bir şekilde yürüyor. Hem içeride hem dışarıda. İçerideki terörist varlığı son derece azaldı biliyorsunuz. Hamdolsun. Bunun böyle devam edip inşallah bu dönem terör örgütlerinin son nefeslerini verdikleri, yok oldukları dönem olacak. Bu da halka bunun pozitif enerjilerini vermemiz lazım. Dışarıda yine aynı şekilde askerimiz, özel harekatçılarımız, YÖK'çülerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, herkes, korucularımız büyük bir mücadelenin içindeler. İyi yoldayız, iyi yolda da gidiyoruz. Bu çerçevede de biz de Mersin'de üzerimize düşenleri hamdolsun arkadaşlarımızla beraber en üst seviyede yapmanın gayret içerisindeyiz. Burada da ciddi başarılar var, iyi gidiyoruz. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Burada yapılan hizmetleri sizin bilmeniz, sizin üzerinizden halkın duyması, bunları önemsiyoruz. Bu bir sohbet toplantısı olarak da ayda bir değil mi başkanım? Evet. Ayda bir herkesle de görüşüyoruz. Sorulara cevap verebileceklerimize veriyoruz, veremeyeceklerimize vermiyoruz zaten. Hani gizli veya farklı durum olanlara. Ama ilişkilerin gelişmesini son derece önemsiyoruz. Ben hani bu nezaketiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mersin'in Silifke ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan Sebahattin Çetin evine 500 metre uzaklıkta bulunan su kuyusunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi su kuyusunda bulundu. Işıklı mahallesinde 15 Ağustos'ta Sebahattin Çetin'den haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Çetin'in evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki içi dolu su kuyusunda arama yapıldı. Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri Çetin'in cansız bedenine ulaştı. Kuyuda çıkarılan ceset ambulansla Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma Çetin'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien'i deplasmanda 2-0 yendi. UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında Fenerbahçe Avusturya ekibi Avusturya Wien'i deplasmanda 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin golleri Joshua King ve Serdar Dursun'dan gelirken Fenerbahçe bu skorla ikinci maç öncesi büyük bir avantaj sağladı. Fenerbahçe rakibini elediği takdirde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe Avusturya Wien rövanş maçı 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da. UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor gruplara kalmak için ilk maçlarına çıktı. UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor gruplara kalmak için ilk maçlarına çıktı. Başakşehir İstanbul'da oynanan maçta Belçika'nın Antwerp takımıyla 1-1 berabere kalırken Sivasspor deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenildi. Başakşehir 54. dakikada Münir'in golüyle 1-0 öne geçerken 88'de Almeida'nın golüne engel olamadı ve rövanş için avantajı kaybetti. Sivasspor ise 1-0 geriye düştüğü maçta Leke ile skoru 1-1 yaparken rakibinin golüne engel olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrılarak rövanşı tehlikeye attı. Rövanş maçları 25 Ağustos tarihlerinde Belçika ve Sivas'ta oynanacak. İkinci ligde mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Afyon Karahisar'da 4. ve son hazırlık maçında 2. ligin yeni temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. İkinci ligde mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Afyon Karahisar'da 4. ve son hazırlık maçında 2. ligin yeni temsilcisi Fethiyespor'la karşı karşıya geldi. Fatih Somuncu'nun golüyle 1-0 öne geçen Tarsus, rakibinin son dakika penaltı golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Tarsus İdman Yurdu daha önce de Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kalırken Sapanca Gençlikspor'la da 0-0 berabere kalmış ve Serik Belediyespor'u 2-0 yenmişti. Tarsus İdman Yurdu hafta sonunda Mersin'e gelerek hazırlıklarını Mersin'de devam edecek ve 28 Ağustos tarihinde ligde Erzincanspor'la deplasmanda sezonun ilk maçına çıkacak. Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile sona erdi. Gönüllüler eşliğinde sporcular... Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları gerçekleştirilen kapanış seremonisiyle sona erdi. Uluslararası diğer organizasyonlara da bir yandan katılıyor sporcular. Konya'nın ev sahipliğinde 56 ülkeden 4200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında 5.'si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın kapanış seremonisi Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Milli sporcular oyunlarda 145 altın, 107 gümüş, 89 bronz madalya olmak üzere toplam 341 madalya aldı. Binlerce spor severin bir araya getirdiği bu güzel buluşmayı yine böylesine güzel bir geceyle nihayetlendirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İnanıyorum ki bundan sonra yine aynı heyecanla, aynı coşkuyla güçlenerek, artarak birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme noktasında bir vesile olarak, ülkelerin kardeşliğini güçlendirme noktasında bir araç olarak yoluna devam edecek. Keyif dolu, mücadele dolu müsabakalardan sonra kazanan kardeşlik oldu. Kültür ve Sosyal İşlerler Müdürlüğü'nce Akdeniz'de ikamet eden 6-13 yaş arasındaki çocukların hem çeşitli spor dallarında öğrenmeleri
hem de sosyalleşmelerine yönelik düzenlenen yaz spor okulları kapanış töreni Başkan Gültağ'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce Akdeniz'de ikamet eden 6-13 yaş arasındaki çocukların hem çeşitli spor dallarını öğrenmeleri hem de sosyalleşmelerine yönelik düzenlenen yaz spor okulları kapanış töreni Başkan Gültağ'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Şafak Erdür, Seyfi Ali Türkoğlu futbol sahasında verilen kurslara katılan çocuklar, yaz tatili boyunca yaşıtlarıyla doyasıya eğlendi, yeteneklerini geliştirdi. 8 gol. Hayır. 8 gol. Girişim Başkan Gültak, sadece Temmuz ve Ağustos ayı içinde futbol, basketbol, tenis ve yüzme kurslarından 1500 çocuğun faydalandığını belirtti. Hava var, atmosfer var. Çocuklarımızla beraber olduk. Okullar kapandığında hemen Temmuz ve Ağustos ayını planladık. Gençlerimizle birlikte yaz okulu açtık. Bu yaz okulu boyunca hocalarıma, müdürlerime teşekkür ediyorum. Futbolda 350, tenis ve basketbolda da toplamda 300. Bu iki spor çatısı altında 650 tane öğrencimizi 2 ay boyunca eğittik. Yılmaz Güney Parkı ve hazır olan portatif havuzumuzda da 700 gencimize 2 ay içinde yüzmeyi öğrettik. Bunların hepsini topladığımızda Temmuz-Ağustos ayı içinde Akdeniz'de 1500 gencimizi sporun değişik dallarında eğitip onları neşelendirdik, ailelerini mutlu ettik. Benim adım Mehmet Can, soyadım Dolgun. Bu antrenmana geldiğim için çok gurur duyuyorum. İzzet hocamıza, başkanımıza, herkese teşekkür ederim. Mustafa başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde yaz boyunca çocuklarımız çok güzel bir spor kompleksinde yer aldılar. Adım Ümit Yıldırım, Akdeniz Belediye Spor Kulübü futbol antrenörüyüm. Çocuklarımızı sokaklardan kurtardığı için, çocuklarımızı sosyalleştirdiği için, bize böyle bir imkanları sunduğu için belediye başkanımız Sayın Mustafa Gültağ'a çok çok teşekkür ediyoruz. Mersin futbolunun altyapılar kapsamında önemli bir kulübü haline gelen Erdemli Belediyespor altyapısında futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Mersin futbolunun altyapılar kapsamında önemli bir kulübü haline gelen Erdemli Belediyespor altyapısından futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Alt yaş kategorilerinde pandemi öncesi liglere damga vuran Erdemli Belediyespor futbolcu yetiştirmeye de devam ediyor. Son olarak bu yıl U16 takımıyla Türkiye Şampiyonası'na giden İsmet Kırış ve Abdullah Enes Ersin, Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer oldular. Altyapıya oldukça önem veren Erdemli Belediyespor altyapı hocaları, daha fazla gencin hem Mersin hem de Türk futboluna kazandırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirttiler. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.